Evet sevgili dostlar, mobilde pazarlama sohbetlerinden herkese merhaba. Normalde biliyorsunuz cuma günleri yapıyoruz biz programları, iki haftada bir. Ama geçen cuma malum tatildi, geçmiş bayramımızı da bu ay sana da kutlamış olayım. Güzel bir tatil olmuştur inşallah. Herkes bir yerlere gitti. Çünkü ben de İstanbul'a gelirken bayağı bir trafikte kaldım. Cuma günleri yapıyorduk ama geçen hafta cuma günü tatil olunca dedik ki bu haftayı alalım. Çarşamba günü bugün sizlerle yine çok değerli bir konukla çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün perakende sektöründe dijital pazarlama uygulamaları hakkında konuşacağız ve bir saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye'nin en eski markalardan bir tanesi ve inanılmaz başarılı, Avrupa'ya açılmış, çok şeyler yapmış, borsaya kote, birazdan kendisi de anlatacak. DESA Deri Yönetim Kurulu üyesi sevgili Burçak Çelet'le beraber olacağız efendim. Ve bir saat boyunca konuyu A'dan Z'ye konuşacağız. Sorularınızı cevaplandıracağız. Bu arada bu yayını sadece YouTube'dan yapmıyoruz. YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitch ve Facebook gibi aynı anda 5 tane mecradan yapıyoruz. Ve birazdan da başlayacağız efendim Burçak Hanım'la. Sularınızı, çaylarınızı, kahveleri hazırlayın efendim. Birazdan başlıyoruz. Evet, Burçak Hanım hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Murat Bey, nasılsınız? Vallahi çok iyiyiz. Sizlere sormalı, nasıl geçti tatiliniz? Her şey yolunda mı? Yolunda, teşekkürler. Döndük tekrardan bayram telaşından. Şimdi anneler gününe fokus olduk tabii tekrardan. Doğru. Dönemler şimdi, bitmiyor bizde. Doğru söylüyorsunuz. En önemli dönemlerden bir tanesi. Evet. Şimdi herkesin anneler gününü de kutlayalım. Efendim şimdi DESA Deri. Bugün konuyu da konuşacağız ama önce sizden başlamak istiyorum. Ben web sayfanıza baktığımda çok da eksik bilgim olduğunu gördüm ve kendimce utandım. Çünkü çok şeyler var. Oku oku bitmedi. 1972 yılında bayan çantası üreterek işe başlamışsınız. Evet. İlk mağaza 1973 yılında İstanbul Erenköy'de ve ilk defa bir Türk tüketicisi omuzdan askılı bayan çantasıyla tanışmış. Tabii bu dönemde bunlara konuşunca çok komik geliyor ama tabii 50 sene öncesinden bahsediyoruz sevgili dostlar. 86 senesinde daha Amerika'yı bilmeyen bir sürü insanlar varken New York'ta ofis açmışsınız. Amerika, İngiltere ve Avrupa'ya ihracat yapmışsınız. Sonra bakıyorum çok bilgi var. 83 yılında Samsonite, dünyaca ünlü Samsonite'ın Türkiye distribütörlüğünü almışsınız. 90 yılında üretim hattını Sefaköy'de modern bir tesise taşımışsınız. Fortune 500 listesinde 443. sıraya kadar yükselmişsiniz.
En önemlisi bence halka arz edilmişsiniz. Borsa ekote bir şirket Bilmiyorum. 2004 senesinde 20 seneye yakındır bu böyle. Bunu da niye altını çiziyorum sevgili dostlar? Borsaya kote olmak bazen çok böyle basit gibi gelebilir ama ben de o finansal dünyadan geldiğim için halka arz edilmiş bir şirketin her şeyi ortada dostlar. Şeffaf yönetim, her şey A'dan Z'ye her şey denetleniyor. O yüzden halka arz edilmiş, borsaya kote edilmiş bir şirketse konuştum. Benim için çarpı 3 daha değerli. Çünkü her şey şeffaf, her şey denetleniyor. Çünkü hisse senedi alıyorsunuz. Bu anlamda çok çok değerli. Covent Garden Londra'da 2010 senesinde mağaza açmak gibi bir sürü gelişme yaşanmış. 2008 yılında da bir değişim başlatmışsınız. Bir deri markası olarak değil de baştan aşağı bir moda sunan bir marka olarak hayatınıza devam ediyorsunuz şu anda. Çok şey var ama böyle kısa kısa atmak istedim ama benim ilgimi çekenlerden bir tanesi de dediğim gibi daha Amerika'nın ağası yokken siz 80'lerde yurt dışına açılmışsınız. İngiltere'nin göbeğinde Covent Garden'ı bilmeler varsa yani gerçekten de göbeği orada mağaza açmışsınız. İnternetin iyisi yokken 2000'li yılların başında Desa.com.tr hayata geçmiş. Ya ben buna vizyon diyorum Burçak Hanım. İşin içindeyken bazen değerlendirme şansınız olmuyor ama yani dışarıdan görünce çok saygı duyulacak bir şey. Siz böyle bir Teşekkürler. sakin kafayla oturup düşündüğünüzde şöyle baktığınızda ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz markanız hakkında? Oradan başlayalım. Teşekkürler Murat Bey. Bayağı detaylı özetlediniz aslında hikayemizi. Bilinen bilinmeyen çok detay var gerçekten. Bu sene artık 51. yılımızdayız. 50. yılı geride, yani 50 yılı geride bırakmış bir marka DESA. Ben işte son 20 yıldır aktif olarak operasyonların içinde ve yönetimde bulunuyorum. Kurucumuz kayınpederim Melih Bey'in, Melih Çayet'in girişimcilik hikayesi ya DESA'nın 50 yıllık hikayesi benim için çok gerçekten etkileyici. Yıllar içinde birçok farklı anekdot dinledim farklı ortamlarda ve gene çalışma arkadaşlarımla da bunları değerlendirdiğimizde çok etkilendik. Yani dünya genelinde karşılaşılan olumlu olumsuz durumlarda ilgili alınan tedbirler, önceden hazırlıklı olunan, beklenmedik durumlarda alınan yeni pozisyonlar gibi birçok örnek var. Dediğiniz gibi ilk omuz askılı çanta ama ondan önceki ilk kuruluş hikayemiz de çok keyiflidir. Yani çanta üretimiyle başlıyor, sonra mağazacılık geliyor, Libya'ya ihracat var daha önceki dönemlerde. Ve bunlar bizi çok heyecanlandırdı. Döndük, ondan sonra arşivimizi dijitalleştirdik. Ve bir kitap yazma yolunda gidiyoruz. Yakın zamanda çıkacak. Daha ithalat yapılamayan dönemlerde Samsonite'i biz getirdik. Melih Bey Samsonite'e gittiğinde ya Türkiye nerede diye bakmışlar açıkçası. Sonra da demişler ki hani alamazsınız çünkü ülkenizde bunu ithal etmek için bir izin yok. Melih Bey de dönüp Türkiye'ye gelip hani 3 çanta ihraç edip karşılığında bir Samsonite ithalatı gibi bir anlaşma yapmış ve bu şekilde gerçekten enteresan bir girişimcilik hikayesi yazmış diyebilirim. 80'li yıllar, biliyorum. 80'li yıllar bir de daha yeni yeni. Rahmetli Özal'ın Evet. o dışı açılmanın yeni başladığı yıllar yani tabii. Şimdi izleyenler için belki yeni nesil çok bilmiyordur. Hani gerçekten de çok ilginç hikayeler çıkıyor o zamanlardan. Evet. Yani bu doğrultuda ben de bunun içerisinde büyük bir cesaret, tecrübe ve kararlılık görüyorum. Hani imkansızı olduran, hayal edilemeyeni gören, hedefleyen ve olduran bir marka DESA. Ve bahsettiğiniz gibi 2000'li yılların başında birçok firma e-ticarete sıcak bakmıyordu. Yani alışveriş mi yapılır oradan? Hadi oradan falan diyorlardı gerçekten böyle. Yani ilk başta ben de burada 2004'te başladık e-ticarete. Öyle tek başına bir şeyler yapıyor, takılıyor gibi bakıyorlardı aslında. Çünkü ya sipariş mi gelmiş, ödemesi gelecek mi? Böyle bir dünyaydı. Referans Türkiye'de hiç yoktu neredeyse baktığınızda. Eğitim yoktu, kaynak yoktu, hiçbir şey yoktu. Amazon'du belki de en büyük şeyimiz, kitabımız diyebilirim hepimizin. Doğru. Detaylıca dünyadaki birçok örneği takip ederek yazılım ekipleri de öğrenmeye çalışıyordu bu arada bizimle birlikte. Yani karşılıklı birbirimizi o dönemde çok geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bayağı bir kendim de öğrendim ve aslında birçok ekibe de katkıda bulundum. O öğrenme süreci zaten hiç bitmiyor. Her dakika yeni bir şey Bitmiyor. öğreniyorum. Evet Yani her evet. dakika yeni Özellikle bir bizim sektörümüzde
Hani o geçmişin ekmeğini pek yiyemiyorsun. Sürekli olarak araştırmak ve öğrenmek durumundayız. Doğru. Bu dijitalleşme dönemi çok keyifli, çok güzel. Yani hepimize çok imkanlar sunuyor. İşte yakın zamanda biliyorsunuz bu yapay zekanın inanılmaz derecede hızlandı çalışmalar. ChatGPT çıktı. Her yeni şey işleri hızlandırırken bir anlamda rekabeti de artırıyor. O yüzden de her şeyi Aynen öyle. yapmamız gerekiyor. Yani Yani çok. bizim de hızlı olup trendleri yakalayarak onlardan nasıl faydalanabiliriz veya kendimiz için nasıl kullanabiliriz diye bakmamız gerekiyor. Aynen. Yine dijital reklamlar ve dijital pazarlama konusunda da ilk aksiyon alan markalardan biriyiz. Birçok noktada burada sektörde önce olduğumuzu ve takip edildiğimizi de görüyorum. Ve 51. yılımıza geldiğimiz bu noktada ise Türkiye'de kendi mağazalarımız dışında da Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika'da 150'den fazla noktada 1972 DESA diye yeni bir markamız var. Onunla deri giyim ürünlerini moda severlerle Ne kadar güzel. buluşturuyoruz. Aynı zamanda yetenekli tasarım ekibimiz var, geniş bir ekibimiz. Başında da İtalyan bir baş tasarımcımız var. Onların tasarladığı ürünleri Leatherworking Group altın sertifikalı derilerimizi İstanbul'da, Düzce'de ve Çorlu'daki üretim tesislerimizde üretiyoruz. Bunun yanında DESA'nın yani DESA markalı ve 1972 DESA markalı ürünler yanında birçok dünya markası için de üretim yapıyoruz. Deri giyim ve çanta ve küçük mamul. Harika. Belki duydunuz hani daha yeni bir konu bu ama İtalya'da bir üretim tesisi kurduk. Toskana'da Poppi'de o da önümüzdeki hafta aktif olarak çalışmaya ve yani önce eğitimlerine ve çalışmaya başlıyor olacak. Burada da birçok dünya markasıyla işbirliği yapıyor oluyoruz. Tabii bunlar çok çok değerli çünkü sevgili dostlar yani uluslararası markalarda çalışma imkanınız olduysa ya da yurt dışına gitme vizyonu veya da araştırma şansınız olduysa bazen bu iki üç cümle dört cümlede özetlenen şeylerin o kadar zor olduğunu biliyoruz ki yani oralara gitmek özellikle moda endüstrisi, perakende sektöründe büyük devlerle kafa kafaya gelmek, onları kendinizi kabul ettirmek. Bir de tabii buralarda farklı ülkelerin markaları, ülkeler öndeyken Türkiye markasını, Türkiye Made in Turkey ile oralara çıkmak çok çok değerli. O yüzden de tebrik ediyorum. Eyüp Bey demiş ki önümüzdeki günlerde de zaten o da aynı şeyi söylemiş. Moda ülkesi İtalya'da Ar-Ge ve üretim merkezi faaliyete Teşekkürler geçecek. Eyüp Bey. Kendilerine Evet. ayak bakışıyorum demiş. Şimdi dediniz ki biz hem fiziki hem online'da varız. Şimdi tabii hem mağaza hem online olunca omnichannel konusu öne çıkıyor. Burada ne yapıyorsunuz? Var mı bir takım çalışmalar? Çünkü bazı markalar burada çok işlevsel bir sürü şey yapıyor. Kimisi daha böyle başlama aşaması. Sizin nasıl orada durumlar? Yani her markanın omnichannel operasyonu aslında biraz kendi yapısıyla ve ürünleriyle ve müşteri portföyü ve ürün gamıyla da alakalı. Bizim de çok uzun zamandır aslında tüm mağaza stoklarımızı online'da satışa sunmak gibi bir çalışmamız var. Yani bu pandemiye geçtiğimizde de aslında mağazadaki ürünlerimizi de online'da satabiliyorduk. Mağazadan iade alabiliyorduk ve hala da devam ediyoruz bunlara. Bu bizde çok pandemide çok büyük hız kazandırdı. Yani zaten tüm mağazaların stoklarını gören bir yapımız vardı. Mağazalar kapalı olsa bile veya yani açtığımız dönemde müşteri gitmediği için sadece küçük bir stokla değil, tüm mağazaların stoğuyla biz operasyonumuzu yürütebiliyor olduk. Dediğim gibi mesela ilk başta mağazalar iadelerden mutlu olmazlardı, değişimlerden, müşterinin mağazaya gitmesinden, değişimden aslında. Çünkü işte e-ticaret müşterisi gibi bakıyorlardı olaya. Sonradan baktılar aslında iadeye gelen müşteri başka alışverişler de yapabiliyor. Yani aslında bir ekstra ayak trafiği yaratabiliyorsunuz. Bunun yanında pazar yerlerinde bulunuyoruz. Yani hemen hemen hepsinde dönem dönem bulunduk. Daha sonra verimli olanlarla, markamızla uyan pazar yerleriyle devam ettik. Zalando başladı, O. uluslararası e-ticaret operasyonumuz. Ocak sonunda başladık. Şu anda 5 ülkedeyiz. Devamı içinde hani başka ülkeler ve başka pazar yerleri içinde araştırmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Demin Şu anda söylediğim böyle. pardon, Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Belçika'dayız şu anda.
Harika. Demin söylediğinizi çok duydum. Bu mağazaya iade için gelenler oluyor. Mağazadaki trafiği inanılmaz derecede yükseltiyor. Oradan alışveriş yapıyor. Bu çok çok duyduğumu Evet, kuruyor. evet. O demek ki herkes de aynı şekilde. Bu arada sevgili dostlar, alttan da yazıyı görmüşsünüzdür. Mobildev, bu programın yapılmasında çok büyük emeği olan Mobildev'ki dostlarımızdan bir güzel bir şey var bugün özel. Biliyorsunuz bir web sitesine girdiğinizde cookie management denen, yani çerez yönetim denen, çerez kuralları denen bir şey var. Bunu yönetmek lazım. Bir takım kuralları var. Bu Cookie Management adlı bir ürünü var Mobildev'in. Bugün aşağıdaki linke tıklayıp %20 indirimli alma şansına sahipsiniz. Sadece aşağıdaki linke tıklayıp bilgilerinizi bırakmanız yeterli olacak efendim. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi bazı markalara bakıyorum ben. Çok markayla da program yaptığımız için pazarlama ile alakalı yatırımlarını tamamen dijitale kaydırmış durumda. Kimisi ise hala offline tarafı da devam ettiriyor. Yani sizde durum nedir? Offline durumda offline reklamlara devam ediyor musunuz? Yani ediyorsanız da mesela hangi mecralar var burada? Yani moda dergileri olmazsa olmaz mı? Gazeteler, televizyon, billboard gibi mi? Çünkü siz çok büyük bir markasınız ve yani sadece dijitalde olmak da belki sınırlayabilir, bilemiyorum. Yani dijitali yoğun kullanıyoruz. Tabii ki gittikçe hani payı arttı. Ama diğer kanalların, eski kanallar diyebilirim aslında, offline kanalların etkisi yatsınamaz. Televizyon dönem dönem devam ediyor. Billboardlar ve dergi, gazete kullanımı dönem dönem bunları kullanmaya devam ediyoruz. Ama dijital tabii ki artık daha ölçülebilir. Kaç kişi izledi, kaç kişi gördü, kaç kişi tıkladı, ne kadarı siteye geldi. Siteye geldiğinden de öte ne kadarını mağazaya getirdiğimize kadar takip edebildiğimiz için dijital ekip tabii ki daha baskın çıkıyor diyebilirim bu konuda. Şimdi ona birazdan geleceğim. Şey de merak ediyorum. Yani itibar ve PR anlamında bazı moda dergilerinde olmak gerekiyor galiba, değil mi? Yani olmazsa olmaz bir şey yani. Evet, yani sonuçta modayı takip eden kişilerin olduğu yerlerde birçok zaten yabancı markalar sürekli reklam vermeye devam ediyorlar. Yerli markalar da öyle. Orada kendi yani markayı göstermek, müşteriyle buluşturmak önemli. Önemli. Ve yani şimdi şeyi düşünüyorum, yani sezon trendlerinde sezonu yakalayan trendi kıyafetler ve renklerle mümkün olduğu kadar çok noktada müşteriyle temas etmek önemli. Şimdi ben dijital pazarlamadan bahsetmişken şey de sormak istiyorum. Dijital pazarlamada bir sürü kanal var. Sizin de çok etkin olduğunuzu biliyorum zaten söylediğiniz de. Mesela sizin gibi böyle yani perakende moda markaları daha çok Instagram'da oluyor. Çok daha orada yatırım yapıyor. Ben sizin Instagram sayfanıza da baktım. Bayağı takipçisi var. Takipçisinin dışında etkileşim de bayağı yüksek. Daha çok oraya mı ağırlık veriyorsunuz? Yoksa hani böyle bir eşit dağılım var mıdır? Hangi kanallar sizin için önemlidir? Yani Instagram'da şöyle eskiden biliyorsunuz sezon başında bir çekim yapılırdı. Bir moda çekimi, bir video çekimi ve bütün sezon öyle giderdi. Ama artık yani şimdi gerçekten komik geliyor düşününce 6 ay aynı malzemeyle yaşıyor olmak ama daha azdı zaten frekansınız. Şimdi artık Instagram hani her gün tüketicinin gördüğü ve çok hızlı tüketilen bir mecra. Dolayısıyla bu mecra için özel çekimler ve özel hem fotoğraf hem video çekimleri planlıyoruz. Ve oradan takipçilerin hem bizden haberdar olması hem onlara trendleri sunan bir marka, bir kanal, bir arkadaş gibi olmaya çalışıyoruz aslında o kanalda. Ama Instagram tek başına değil tabii ki. YouTube'da onunla birlikte aslında ilerliyor. YouTube için de yani reklam çekimi gibi demeyeyim ama ürünlerimizi ve trendleri anlatan malzemelerimizi hazırlıyoruz. Ve yoğun olarak moda severlere, müşterilere, tüketicilere gösteriyoruz. Aslında YouTube tam da sorumun geldiği yer. YouTube, TikTok, özellikle YouTube Shorts da çok son zamanlarda TikTok sonrası açıldı Evet, ve evet. normal bir ivme kazandı. Instagram Reels. Yani bu kanalları siz de takip ediyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz videonun bu kadar yükselişi hakkında? Yani mesela siz okumayı mı sevenlerdensiniz yoksa video izlemeyi mi tercih edenlerdensiniz? Ne tip bir tüketicisiniz mesela?
Ben okumayı severim ama videoda insanları çok kolayla alıştırdı açıkçası. Yani dinleyerek de çok şey öğrenebiliyorsunuz. Yani veya daha hızlı müşteriye gösterebiliyorsunuz aslında istediğinizi. Dinleyerek dedim çünkü hani birçok şeyi ben araba kullanırken de dinliyorum. İzlemek değil de hani çok fazla kitap da dinliyorum aslında baktığınız zaman. Podcastlerden de evet. Yani boşa geçen birçok vaktinizde değerlendirmenizi sağlıyor aslında. Bu daha fazla vakit ayırabilmenizi sağlıyor. Ve artık okumaktan çok görsele eğilim arttığı için orada ne kadar zengin malzemeniz olursa o kadar çok görünürlüğünüz ve dikkati çekmeniz mümkün oluyor. Siz şimdi yurt dışında da çok bulunduğunuz için, yani deminden beri konuşuyoruz, Amerikalıları konuştuk, İngiltereler, İtalyalar. Orada da bir sürü işbirliği yaptığınız yabancı markalar var. Gidiyorsunuz, görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Bu anlamda mesela oradaki eğilimi nasıl görüyorsunuz? Hep aynı mıyız? Bir de yani bizim yaptığımız, bizim markaların yaptığı çalışmalar bir tık ileride mi, geride mi? Ne düşünüyorsunuz? Yoksa böyle aynı mıyız? Bence yani paralel bir gidişat var gibi geliyor bana. Yurt dışında influencer kullanımı çok daha, yani İtalya özellikle söyleyebilirim. 1972 DESA markamızda influencerların DESA tercihi çok fazla. Ve orada hani çok daha farklı işliyor. Yani gerçekten severek kullanıyorlar. Ve çok yani her hafta 4-5 farklı kişinin Fashion Week'e giderken, herhangi bir açılışa giderken DESA tercih ettiğini görüyoruz ve bunları hani severek ve keyifle paylaşıyorlar. Bunlar bütçeli işler de değil bu arada. Yani daha farklı gerçekten oradaki işleyiş bu noktada diyebilirim. Burada 72 markamızlarca biz, yani beni özellikle çok mutlu eden, gururlandıran da bir şey oldu. Bir 19 bu seneki Eurovision şarkı yarışmasında bir şarkıcının full kostümünü biz tasarladık. Bizim nesil için Eurovision şeydir yani, her sene böyle Evet. heyecanla izler izler böyle Evet. beklerdik ve hani o ta ki Sertab Erener'le hepimiz böyle bir heyecanla o mutluluğu yaşayana kadar, o yüzden gerçekten benim için çok mutluluk verici ve gurur verici oldu o da. Evet. Yani tabii ki markaların benzer şeyleri var. Zaten baktığımızda herkes birbirinden etkilenerek de ilerliyor diyebilirim. Yani Türkiye'deki markalar da yabancı markaları takip ediyor. Belki yabancı markaların birçoğunda biraz daha doğal yaklaşımlar da var diyebilirim. Doğru. Peki şey de yani bu perakende sektörüne baktığımızda, yani evet, video, işte sosyal medya, bunlar çok etkin, yaygın. Bizler de bunlara maruz kalıyoruz, görüyoruz bir sürü mecrada. Ama mesela siz kendi tarafınıza baktığınızda, mesela Google çok etkili midir arama motoru, ya da ne tip başka şeyler kullanırsınız? Yani bir podcast'iniz var mıdır, ne bileyim, hangi kanalları daha çok, yani Google şey, Instagram ve YouTube dışında böyle yani böyle dijital pazarlama anlamında yaptığınız neler vardır? Google tabii ki de yani Olmazsa hatta olmazı. ilk başladığımız Google'da herhalde diye düşünüyorum. Belki Facebook vardı o zamanlar. Yani şu an Facebook var tabii de o zamanlar hani Instagram yoktu, Facebook vardı ve ilk de Google vardı başladığımızda ve hala devam ediyor. Bunun dışında da retargeting kanallarını kullanıyoruz. Yani hem Google'ın da var ama onun dışında da bilinen retargeting kanallarını da kullanıyoruz. Retargeting, evet. Ben de şimdi bazen giriyorum bir yere. Web sayfasına girdikten sonra haber kanallarına giriyorum. O şey, Tabii. birisi gibi. Tabii bilmeyenler olunca, yani bu artık herkes de öğrendi iyi kötü, ama insanlar korkabiliyor. Ya işte diyor, nereden şey yaptı diyor. Halbuki sevgili dostlar, artık Burçak Hanım'ın söylediği gibi retargeting var, o var, bu var. Dijital bir ayak izimiz var. İnternette girdiğimiz yerlerden markalar bizlerle iletişime geçmek için bizi bir şekilde takip edip Evet. ürünü Son göstermek baktığınız istiyor. ürünleri, sepetinizdeki ürünleri vesaire Aynen. veya benzerlerini arkadaki algoritmaya göre sağda solda, altta üstte veya full sayfa size gösterebiliyorlar tabii. Şimdi tabii siz 2000'li yılların başında bu internete girdiğiniz için o döneme de hakimsiniz. Şimdi tabii o dönemde 2000'li yılların başında hatırlarsınız, banner reklamı vardı. En büyük şey oydu. Hatta çok da, yani bugüne bakıyorum da, inanılmaz paralarla satılıyordu bu büyük büyük medya şirketleri, o banner reklamlarını. Çünkü
Çok da fazla web sayfası da yok. Alternatif yoktu, rekabet Evet. yoktu o dönemde. Herkes o işte haber sitesine girerdi. İşte abc.com vesaire. Şu anda da hala o haber siteleri var. Ama o dönem teklerdi ve o bannerlar falan çok acayip paralardı. Şimdi geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum. Banner falan dedi ki ya banner falan kalmadı artık dedi. Yani banner satmıyoruz dedi. Bambaşka şeyler var dedi. Sen mesela o günleri de görmüş birisi olarak ya bu gelişimi, değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Yani inanılmaz değil mi? Çok yani şu anda çok seçenek var ve sürekli yeni bir şeyler çıkıyor. Yani ve çıkacağından da eminsiniz aslında baktığınızda. Yani ajansa hani bu sezonu planlarken yeni ne varsa lütfen onları da bizimle paylaşmaktan çekinmeyin diyorum ve her seferinde farklı bir kanal daha çıkıyor karşımıza. Ve hepsini değerlendiriyoruz diyebilirim. Yani eski nasıl diyeyim? Yani bir şey şu dönem baktığımızda şimdi anneler gününü planlıyoruz. Artık hani bizim için ne yarıyor, ne yaramıyor. Çünkü her kanal herkes için doğru kitleyi getirmeyebiliyor, doğru dönüşümleri veremeyebiliyor. Artık bayağı bir hakimiz o noktada. Hani seçebiliyoruz hızlıca şunlar bizim için uygun ve bunlar değil diye. Ve tabii yeniler dediğim gibi hani farklı alternatifler de her zaman oluyor. Bu da aslında güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani öyle bir şey de var değil mi? Yani atıyorum her moda markası, yani Instagram tabii çok değerli ama işte Instagram'da olacak ya da ne bir X yerde olacak diye bir kaydı yokken sonuçta dediğiniz gibi kitleniz var. Sizin bir Evet, kitleniz var. evet. O kitle neredeyse ya da nereden verim alıyorsunuz oraya yönelmek, orada olmak. Yani illa moda oldu diye A mecra, B mecra değil de herkesin kimisi lüks tüketimdir marka, kimisi orta ölçeklidir, kimisi gençtir. Kimisi daha yaş, o belli bir yaşın üstünde. Kimisi kadın markasıdır. Kimisi herkese hitap eder. O yüzden de mecralarda değişiklik göstermeli herhalde. Tabii, değişiklik gösteriyor. Sonuçta ortalama satış fiyatınızdan ürününüzün hitap ettiği kitleye hepsi farklı. Hani sosyal medya kanalları ve YouTube yani must aslında olmamız gereken kanallar ama onun dışında hani bizim medya satın alma dediğimiz işte gazeteler, dergiler, dijital diğer kanallar onlar da yani bir markada işleyen diğer markada işlemeyebiliyor veya bazen hani bir dönem işleyen öbür dönem de işlemeyebiliyor. Yani Bu da var. O da var, o da var, o da var. Ya ama işte hani üst üste bunları kullandıkça aslında üç aşağı beş yukarı hangisinin size yani çalışacağını öğreniyorsunuz. Doğru. Tecrübeyle oturuyor yavaş yavaş. Doğru. Zülfikar Artuk YouTube'dan bizi izliyor. Demiş ki programatik reklam mecralarını kullanıyor musunuz demiş. Hatta bir soru daha eklemiş. Kriteo vesaire gibi markaları kullanıyor musunuz diye bir soru sormuş Zülfikar Bey. Programatik dönem dönem kullanıyoruz. Kriteo veya RTB veya işte şu gibi retargeting kanallarını kullanıyoruz. Evet. Bu arada Postgov diye bir kullanıcı İtalya'daki fabrikayı sormuş. Eğer çalışıyorsa demiş, bilanço etkisi olacak mı diye sormuş. Henüz çalışmaya başlamadı. Ha. Ne olacak? Önümüzdeki aylarda aktif olacak tabii ki yani. Demek ki bayağı takip eden varmış bu işleri ya. Postgov yazmış buradan. Bu arada lütfen sorularınızı sorunuz. Son dakikayı bırakmayınız. Bazen son dakikayı bırakıyorsunuz. Tam böyle 2-3 dakika kala tam programı bitiriyoruz. Arka arka sorular geliyor. Diyorum ki niye beklediniz diyorum. Hemen sorularınızı sorun. Daha erken ne kadar güzel sorular gelsin. Şimdi dijital pazarlamada herkesin farklı beklentisi var. Program öncesinde de konuşuyorduk. Kimisi PR değeri, kimisi bilinirlik, kimisi gündemde yer alma, kimisi satış. Sizin DESA değeri olarak dijital pazarlamadan anladığınız nedir? Beklentiniz nedir? Ne bekliyorsunuz? Hepsi bir arada bekleniyor aslında baktığınızda. Yani sonuçta tüketiciyle buluşmak, tüketicinin aklında olmak, yani tanıyanın aklında kalmaya devam etmek, tanımayanla tanışmak ve en nihayetinde onları alışveriş yapsınlar, yapmasınlar, DESA mağazalarına ve DESA.com.tr'ye getirmek ve tabii mümkünse mutlu müşteri olarak mağazanızdan yolcu etmek. Evet, mutlu müşteri çok çok Ve değerli. Birazdan tekrardan gelmesini sağlamak tabii ki. onu
Ölçümleyebiliyor musunuz tekrardan müşteriyi? Yani bir loyalty, bir sadakat bir şeyiniz var mı oradan ya da kim TC kimlik nodan ya da ne bileyim bir CRM programından mı görüyorsunuz? Evet, yani müşterilerin yani tabii ki bu son dönemde tekilleşti ve ölçümleyebiliyoruz. Özellikle dijitalde çok rahat tabii ölçümleyebiliyorsunuz. Doğru. Online'da her şey çok daha kolay ama bunu mağaza tarafıyla da birleştirerek daha verimli hale getirme yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi hep biz bunu senelerce konuşuyoruz. Ben de o zaman bundan 7-8 sene önce kurumsal hayattayken bir e-posta pazarlama işi yapıyorduk ve o zaman diyorduk ki yani yeniden satış çok değerli ama mevcut müşteri tutmak çok çok değerli. Yani Evet, genelde evet. bütün firmalar Türkiye için konuşmuyorum. Yani Türkiye'de dahil buna dünyadaki herkes de hep satış üzerine odaklı. Gayet doğal ama diyorum ki yani satışa performans veriyorsun, koşuyorsun. Bu müşteri edinme maliyetleri yüksek. Halbuki mevcutu koruyabilmek de çok büyük bir satış bence. Kimse çok ona bakmıyor. Bilmiyorum siz ne kadar ona dikkat ediyorsunuz. Yani mevcut müşterinin korunması olabildiğince uzaklaşmadan sıklık seviyesi. Mesela sizde nedir sıklık? Yani mesela şöyle sorayım. Elektronik alette falan şunu şöyle bir veri vardı. Hala geçerli mi bilmiyorum. Demişlerdi ki bundan 3-4 sene önce 6 ayda bir elektronik alet ne bileyim vesaire gibi şey sektörlerde 6 ayda bir müşteri geliyorsa süper. Yani kaybedilmemiş müşteri. Perakende tarafında giyim tarafında 3 ayda bir yani 91. gün gelmiyorsa kaybedilmiş müşteri olarak bakıyoruz demişlerdi. Bu doğru bir rakam mıdır? Sizde böyle bir rakam var mıdır? Yani genel olarak bir perakende sektöründe böyle bir şey var mıdır? Yani 3 ay tabii şöyle de bakabilirsiniz. O da bir sezon başında bir indirim dönemi gibi 3 aylık frekans aslında. Ama hani sezon başından sezon başına ise full koleksiyonunu da alıyorsa 6 ayda bir de diyebilirsiniz buna. Hani bir yaz başı bir kış başı. Ama 3 ayda bir daha iyi bir frekans tabii ki. 3 ayda bir doğru. Tabi biraz da bir şeye de bağlı. Yani şimdi perakende var, perakende var. 40 liraya, 50 liraya tişört satan markalar da var. Ya da çok daha ucu şey bütçeli. Daha pahalı ürün satan markalar da var. Aslında o 3 ayda neye göre 3 ay? Onu da iyi düşünmek Evet, lazım. işte dediğim gibi orada karşıladığı ihtiyaca ve ortalama satış fiyatına da biraz bağlı. Doğru. Şeyden bahsettiniz aslında müşteriyle olan iletişimden ve sıklığından. Orada da hani müşteriyle hani bunaltmayacak şekilde belli frekanslarda iletişimimize devam ediyoruz ve özellikle hani mail ve SMS ve push gibi iletişimlerle online'da çok rahat onların ne kadar sık geri geldiğini ve nasıl satışa döndüğünü ölçümleyebiliyoruz. Mağaza Önemli. tarafında da bunu ölçümleyebiliyorsunuz tabii ki. Şimdi aslında tüketiciyle iletişim çok önemli. Etkileşim de çok önemli. İletişimde iyi tutmak gerekiyor. Şimdi siz de söylediniz yani e-posta var, push var, SMS var. Şimdi mobil devin SMS hizmetinden faydalanıyorsunuz. Ne Evet. tip SMS mesajları gönderiyorsunuz? Mesela satışa yönelik mi yoksa operasyonel mesajlar mı ne bileyim kargon geldi gitti gibi doğum günü tebrik mesajları mı ya da ne tip içerikler yapıyorsunuz SMS'te? Bir ilk üyeliğe yönelik tabii ki hoş geldin gibi bir SMS'imiz var. Onun dışında DESA dünyasında olanlar veya müşteriye özel bir uygulamamız varsa onu duyurduğumuz pazarlama çalışmalarımız oluyor. Kargo, iade veya tamirle ilgili müşterilerin soruları, daha doğrusu hani ihtiyaçları olduğu zaman alışverişleri veya bize tamire veya iadeye getirdiği ürünlerle ilgili bir durum varsa bunlarda da hızlıca bilgilendirmeleri SMS yoluyla yapıyoruz. SMS çok çok Ama değerli. evet, bunun dışında da bir hatıra ormanımız var. Belli bir miktarda alışveriş yapan her bir müşterimiz için aslında bir fidan bağışında bulunuyoruz. Bunun da sertifikasını gene SMS'le müşterilerimize, yani tabii ki iletişim izni veren müşterilerimize iletebiliyoruz. Hatıra ormanı çok hoş geliyor kulağa. Evet, keyifli. İletişim izni de çok değerli. Şimdi izinli veri tabanı yönetimi. Bunu hep bu programlarda altını çiziyoruz, üstünü çiziyoruz, her yerini çiziyoruz. Çünkü hala bir veri tabanını izinle yönetmek konusunda bilgisi olmayanlar olduğunu da görüyoruz. Hala çoğu markanın büyük ya da küçük bunun önemini anlamadıklarını görüyoruz. Çünkü çok kanal var. Deminden beri konuşuyoruz. Fiziki mağazanız var, online kanal var, o var, bu var, çağrı merkezi var. Bir sürü data geliyor, bir sürü veri geliyor ve
Siz bir müşteri datasını alırken yani DESA değeri olarak bunu layığıyla yapıyorsunuz ama ve çünkü hem mağaza hem online var, çok data geliyor, tekilleştirmek gerekiyor ve bir sürü şey var. Bugün bir haber okudum, yani X bir kişi gazetede online'da, siz de program öncesi bakarken adamın adı soyadı çok jenerik bir ad soyad. Adamı askere almamışlar, adamı boşamışlar, adam diyor ki bekarken boşandım diyor falan. Yani isim tekilleştirmeyince çok sıkıntı olabiliyor, yani böyle hep komik geliyor bana bu hikayeler. Şimdi siz bunu bu izinli veri tabanı yöntemini de bu hizmeti de mobil devden burada destek alıyorsunuz. Datanın izin Evet. toplanması ve yönetilmesi hakkında ne söylemek istersiniz? Burada müşterinin hani bir datamı veriyorum birisine gibi değil de bizimle birlikte olmak istediği için paylaşması yönünde ilerliyoruz. Yani DESA dünyasında olmak, DESA dünyasından haberdar olmak, ona özel bir paylaşımımız olursa bunu duymak istiyorsa zaten bizimle paylaşıyor. Burada yani DESA mağazasına geldiğinde mutlu olan veya DESA personelin bir ona yardımcı olmasıyla keyif alan müşteriler zaten bizimle paylaşıyor. Ve böylece hani sıcak bir ilişkimiz oluyor diyebilirim aslında. Ve yaptığımız aslında entegrasyonlarla mobilde ve tüm diğer kullandığımız third partilerin hem üye olması, verisini paylaşması müşterinin istediği zaman kolay, hem de herhangi bir kanaldan iletişim iznini kaldırdığında herhangi bir nedenle tüm kanallarda anında DESA'nın onunla iletişim kurmasında da engel olmuş olabiliyor. İstemiyorsa eğer bir bilgilendirme maili veya mesajı almayı. Şimdi tabii orada şeyler çok zor operasyonlar. Yani düşündüğüm zaman mağaza ve online iki tane farklı kanal olunca bunlarla alakalı çok efsane hikayeler vardı. Zamanında bu 10 sene öncesinden bir hikaye. Adam işte fiziki mağazaya ilk defa gidiyor. Hep online alışveriş yapıyormuş. Doğuda bir adam. Yani orada yaşıyor. Doğuda bir şehirde. Online böyle toptan alıyormuş ve orada satıyormuş. Orada mağaza yokmuş anladığım kadarıyla. Adam ilk defa sorundan değil mi? Ha, sesim geliyor herhalde. Bende mi oldu? Anlamadım ben de. Şimdi duyuyorum sizi. Evet, bir sıkıntı, kısa bir şey oldu. Adamı kale almamışlar. Adam demiş ki benim kim olduğumu biliyor musunuz? Sen kimsin falan derken bir bakmışlar. Adam gerçekten çok büyük müşteriymiş yani online'da. Tekilleştirmişler sonra dataları. Ondan sonra da tabii bu hep böyle bir şey hikayesi olmuş. Yani o datanın tekilleştirilmesi, aynı kişiye o mesajın zamanında gitmesi çok çok değerli. SMS Evet. de bu kanallardan bir tanesi. Ben de son zamanlarda inanılmaz derecede böyle SMS'i çok böyle şey yapıyorum. Anket. Bizde mi varsın? Evet. Sesim geliyor Bizde mi herhalde. var? Sizde mi var? Çözemedim sorunu ama. Olmadı. Benim internet şu anda sıkıntı gözükmüyor ama bir anlık koptu. Ben Anlamadım ne oldu. O yüzden bu tekilleştirme olayı doğru yerden, doğru kanaldan, doğru kişiye, doğru zamanda doğru mesajın gitmesi çok çok değerli. Peki siz sektöre baktığınızda yani perakende sektörüne baktığınızda markaların dijital pazarlama kanallarını doğru kullandıklarını düşünüyor musunuz? Ne gözlemliyorsunuz? Türkiye'de ve dünyada. Yani artık baktığımda kullanmayan yok ve bence çok da yanlış bir kullanım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz yani kullandığımız özellikle Google ve Facebook olarak baktığımda da yani belli standartları olan kanallar
Markayı iyi biliyorsanız, markanın ihtiyaçlarını iyi biliyorsanız, ki genelde herkes ajanslarla çalışıyor veya içeride bu konuda uzman ekiplerle çalışıyor. Hadi tabii ki her markanın detayını bilemem, hani öyle bir analizim yok, ama genel olarak birçok markanın doğru bir şekilde kendi kitlesine ulaşmak için bu kanalları kullanmakta olduğunu görüyorum. Evet, tabii burada şey çok önemli. Yani hep altını çizdiğimiz şeyler sıklık, yani bu frequency dediğimiz sıklık, mesajın sık şey göndermesi. Bazen de ben bazı kanallarda görüyorum çok sıkça, özellikle çok ilginç yurt dışındaki mecralarda üye olduğunu. Türkiye'de çok artık onu herhalde kavradı markalar, ama yabancı Amerikalılarda genelde, hani onu da söyleyeyim, hani Avrupa'da değil, Amerikalılarda bir yere üye olduğumuzda yani günde 3 tane mesaj gönderen de var. Yani herhalde orada böyle bir şey var. Bir pushy, böyle push. Yani hadi, hadi, hadi. Satışa dönmedikçe bu mesaja devam et gibi belki olabilir, bilmiyorum, ama Aynen. Aynen. yani aslında onu hani bir şey de yapabilirsiniz. Hani o SMS'ten e-mail'e, oradan oraya gibi bir kurgulama da yapılabilir müşteriden nasıl bir cevap alacağını görmek için. Doğru. Olabilir o Şimdi şekilde. yani şey var, bir etkinliğe üye oluyorum işte, ya da bir şey alacağım ama sepette bırakmışım. Sabah bir mesaj, öğlen bir mesaj, akşam bir mesaj. Sonra şeye dönüyor, indirimle dönüyor ertesi gün. Yani böyle çok böyle İngilizce Evet tabii evet. değil. Yabancı marka. İngilizce'de çok güzel oynayabiliyorsunuz kelimelerle. Hani bunu söylemeyi sevmiyorum ama gerçekten Türkçe'de o şeyi yakalamakta zorlanıyoruz. Yani çok daha fazla uğraşmamız gerekiyor onu. Ama evet, yabancı markalarda şey çok. Sepetinde bir şey unuttun mu Burçak? İşte yoksa bunu bir daha bakmak ister misin falan gibi sürekli dediğiniz gibi mailler geliyor. 2 gün sonra da bir tane indirimini unuttun galiba diye yapıyorlar, ama bu da bence tüketiciyi çok fazla indirime alıştırmak oluyor. Bağlantı. Bugün nazar değdi diyorum. Hiç olmayan bir şey normalde. Hiç programlarda böyle bir şeyle yaşamıyoruz, ama ilginç şekilde bugün internet böyle bir sıkıntı yarattı. Sesim geliyordur inşallah. Şimdi geliyor geliyor. Ben Evet. de çok bir problem olmasın diye kabloyla falan her şeyimi bağladım ki sıkıntı Anlamadım. yaşamayayım diye, ama siz koptunuz bu sefer galiba. Ben koptum, evet. Şimdi interneti değiştirdim. Tuncay Bey demiş ki Amerika'da birçok eyalette KVKK yok. Onun içinde olabilir. Kişisel veri koruma kanunu yok. Olabilir. Olabilir ama Yani ya ABD'de GDPR. Avrupa'daki markalarda da oluyor. Özellikle İngiltere'de ben çok karşılaşıyorum, hani oradaki takip ettiğim bazı markalarda sürekli Evet. bir ya sepetimde bir şey unuttuğumda onu böyle almam için uğraşıyor, ya da hani bir indirim vesaireyle tekrar ikna etme yollarına gidiyorlar yani. Şimdi Burcu Yiğit'ten bir şey gelmiş. Dijital pazarlama çalışmaları sonunda tüketicilerden aldığınız geri bildirimler. Burada nasıl geri bildirimler alıyorsunuz? Bir sürü yoğun çalışma yapıyorsunuz. Evet, Yerler. özellikle şeyde yani çok net aldığımız geri bildirimler var. Dijital pazarlama, yani özellikle yani YouTube'da Ocak ayında 50. yıl videomuzu yayınladık. Yani birçok kanalda yayınladık. Televizyonda, YouTube'da, sosyal medyada gibi. Burada da hani 6 saniyelik bir şeyi zaten izletiyorsunuz. Mecburi insanlar izliyor. Ama bizim videomuz 2 dakikalıktı. Ve hani o 2 dakika beni gerçekten çok korkuttu. Gittik, geldik, ne yapsak, öyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Hani bir sürü farklı senaryo üzerinden düşündük bu kampanyayı ve sonunda 2 dakikayı yayınlamaya karar verdik. Çünkü çok baştan sona çok keyifli bir video oldu. 2 dakika 50 yılı anlatmaya az, çok az aslında, ama o heyecanı biz çok duyduk o videoda.
Ve tüketiciler de bunu, yani Türk halkına da bu heyecan, 50 yılın yaşanmışlığının geçmiş olduğunu gördük. Yani 100 yıllık Cumhuriyet'in 50 yılında DESA var ve birçok güzel e-maille veya mağazalarımıza girerek geri dönüşler oldu ve bunun çoğunun da dijital kanallardan yapılan reklamlarla izlenmiş olduğunu, bunun geri bildirimlerini aldık. Yani dolayısıyla bilinirlik adına başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında dijital kanallarda yaptığınız reklamlarda güzel analizler de alabiliyorsunuz. Özellikle YouTube tarafında. Bu tarz çalışmaları da yapmak, geri bildirimleri alabiliyor olmak da yaptığımız işi daha da iyi yapmak, eksiklerimizi düzeltmek anlamında da yönlendirici oluyor bizim için. Demin biraz şey konuşmuştuk, bu influencer marketing, fenomen pazarlama, İtalya'dan bahsettiniz, çok fuar. Evet. Mesela Türkiye'de de bir dönem çok, ya hala var. Hala var. Yani bazı celebrity dediğimiz çok meşhur insanlar var. Bir kısım şey diyor mesela tüketici, ya hani tamam ilk başta çok ilgi çekiyordu ama hani bir kişi 10 tane markayla anlaşınca inandırıcılığını yitiriyor diyordu mesela. O yüzden mikro influencer'lar çıktı, daha az takipçisi olan ama gerçekten belli bir konu hakkında, niş bir konu hakkında konuşan insanlar. Siz mesela dışarıdan baktığınızda bu influencer marketing fenomen Türkiye'deki uygulamalara baktığınızda sizde de aynı şeyler oluyor mu, böyle bir yansımalar? Yani bir kişi bir ünlü 30 tane markaya çalışınca ya bu ürün alınır mı? Ya da mesela siz öyle bir çalışma yapsanız neye göre kime seçiyorsunuz? Yani kimi derken yani ne tip insanlar seçmeye gayret ediyorsunuz? Yani bir sürekli olarak sadece bir kişiyle çalışmadığınız zaman o kişinin zaten birçok kişiyle çalışması ya birçok markaya çalışmasına engel olma gibi bir durumunuz yok. Yani ya böyle bir eksklüzif bir anlaşma yapacaksınız. Hani o sadece sizin markanızın olacak. Dolayısıyla orada hani o paylaşımın dönemini rakiple çakışmamasını konuşabilirsiniz diyebilirim orada. Yani influencer'ın paylaşımının da etkili olması aslında yani oradaki takipçilerini uygun bir markaysanız o zaman evet iyi güzel geri dönüşler alabilirsiniz. Ama o takipçilerin işte yaş grubuna, ilgi alanına uymayan bir markaysanız o influencer ne kadar başka bir markada etkili olsa da sizin markanızda istediğiniz etkiyi yaratamayabilir. Yani dönem dönem Türkiye'de de influencerlarla çalışmaya devam ediyoruz. En eskilerden biriyiz belki de hani bu tarz projeleri yapanlardan. Öyle mi? Ha. Geçen yıl, evvelki yılda şimdi canlı yayında satışla ilgili bir videonuzu izledim geçen gün. Biz de 2 yıl önce aslında bir influencerla yılbaşı hediyelerini seçmek üzerine böyle 1 saatlik keyifli bir yayın yapmıştık. Onda da çok güzel geri dönüşler aldık. Hem yayın sırasında hani alışverişe döndü, güzel mailler ve yorumlar aldık. Hem de birkaç gün sonra Rüya'nın sunduğu işte yayındaki şu ceketi almaya geldim, çok keyifli oldu diye mağazamıza gelenler oldu. Bunlar tabii keyifli çalışmalar oluyor. Canlı yayında satış da çok inanılmaz bir şey. Çin'de uçtu gitti milyar dolarlık, kaç milyar dolarlık bir proje, yani live e-commerce dedikleri. Gerçekten de güzel. Özellikle sizin sektörde ve kozmetikte ve takı biraz daha şüpheli ama sizin sektör, yani moda, giyim vesaire ve kozmetikte inanılmaz derecede şey yapıyor. Ses getiren bir şey. Yani ben onun da çok büyüyeceğini düşünüyorum. Yani detaylıca anlatıldığı zaman keyifli oluyor sonuçta çünkü online satışta bir satış danışmanı yok. O yüzden hep arkadaşlarıma onu söylerim. Yani orada bizim mağazamızdaki müşteriye detaylıca ürünü anlatan, "Aa size çok yakıştı. İşte bunu da yeşil ayakkabıyla giyersiniz." gibi tavsiyelerde bulunacak kimse yok. Dolayısıyla orada vereceğimiz her türlü detay, görsel, ürün bilgisi müşterinin oradan daha az soruyla ve belki de alarak ayrılması için sağlam bir hazırlık oluyor. Bu arada yayınımızı yeni açanlara olduysa bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Mobildev'in biliyorsunuz bir web sayfasına girdiğinizde çerez ayarları diye bir şey çıkıyor. Bunu çok tüketici olarak belki çok dikkate almıyorsunuzdur. Hepsini kabul ediyorsunuzdur vesaire ama burada arka tarafta çok önemli bir işleyiş var. O yüzden de web sitenizi çerez kurallarına göre yönetmeniz gerekiyor. Çok detaylı bir şey bu.
Bu yüzden de işin profesyonellerini bırakacaksınız. Mobil dev gibi firmaları bırakacaksınız. Cookie Management servisi için bugün bir indirimi var. Linki de paylaşalım. Linki tıklarsanız bilgilerinizi bırakırsanız size hemen bu indirimden fayda sağlayacaksınız. Burada bir sıkıntı olmayacaktır. Vallahi bu İtalya neymiş ya? Bakın o İtalya sorusu geliyor. Eyüp demiş ki konumuz dijital pazarlama ama hani programın sonuna doğru Burçak Hanım'dan demiş İtalya'daki Ar-Ge ve üretim merkezi ile ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz? Kapasitesi, yatırımın kapasitesi nedir? Yani bu tabii gizli ve confidential bilgi değilse yani ne söylemek istersiniz? Buyurunuz. İtalya'da Casentino Vadisi'nde, Toskana'da Poppi diye bir bölgede kuruldu tesisimiz. Uzun süre bir araştırmada bulunduk. Nerede olmalı, nasıl olmalı diye. Ve bu bölge aslında İtalya'daki moda üreticilerinin çok toplandığı bir bölge. Ve hani tereciye tere satıyoruz diyebilirim sonuçta. Dünya markalarına hani herkesin beğendiği birçok ünlü markaya, şu anda ismini söyleyemeyeceğim, üretim yapıyoruz. Yapıyor olacağız. Yani şu anda Türkiye'den yapıyoruz ama Made in Italy taleplerini de aslında İtalya'daki tesisimizden karşılıyor olacağız. Daha hani fabrika açılmadan çok fazla basında haber oldu. Çok ilgilendiler açıkçası İtalya basınında. Hatta bir akşam yürüyorduk. Yolda köpeğini gezdiren bir amcayla sohbet etmeye başladık. Böyle kimsiniz, neredensiniz falan. Türk olduğumuzu duyunca aa Türkler de burada fabrika kuruyor dedi. Şimdi biziz deyince tabii komik bir şey oldu. Sonra çok teşekkür ederim dedi. O da ipek üreticisiymiş. Çok teşekkür ederiz işte kasabamıza yatırım yaptığınız için gibi bir dönüşü oldu. Yani olumlu karşılandı. Olumlu karşılanmasıyla birlikte sayfamızı açtığımız ve LinkedIn hesabımızı açtığımız anda inanılmaz iş başvurusu aldık. O bölge daha çok turizme dayalı bir bölge. Dolayısıyla aslında hani yazın çalışıp hani kış için çok yoğun işi olmayan da bir grup vardı. Ve kadın istihdamı çok yoğun olacak orada. Dediğim gibi 2 Mayıs itibariyle de çalışmaya başlıyor olacak. İlk üretim planları yapıldı. Devamlı hep birlikte takip ediyor olacağız. Şimdi iki tane sorum kaldı. Bir tanesini hemen sorayım. Önümüzdeki dönemde perakende sektöründe ne tip pazarlama trendleriyle karşılaşacağız? Ne öngörüyorsunuz? Onu sorayım önce. Yani dijital pazarlama gittikçe daha fazla önem kazanacaktır. Ama gelenekselden de çok vazgeçebileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Belli hayatımızda bize dokunan belli noktalar var. Oralarda gene müşterilerin, tüketicilerin karşısına çıkmaya tüm markalar biz de devam ediyor olacağız. Metaverse konusunda denemeler olduğunu görüyorum sektörde ama henüz daha bunu bir tam dijital pazarlamaya layıkıyla dönüştürebilen bir çalışma çıkmadı ortaya. Biz de bu konuda araştırmalar yapıyoruz ama hani burada gerçekten içimize sinecek oldu diyebileceğimiz bir çalışma olursa tabii ki yapılabilir. Bunun yanında sürdürülebilirlik markalar için çok önemli bir konu. Bu noktada uzun zamandır yaptığımız çalışmalar vardı. Hepsi bir araya gelince hani çok uzun süredir gerçekten çok önemli bir noktaya ağırlık vermiş olduğumuzu görüyorum. Düzce'de güneş enerjisiyle yani güneş enerjisi yatırımı yaptık. Hem kendi enerji ihtiyacını hem İstanbul'un enerji ihtiyacını oradan karşılıyoruz. Bunun yanında aynı şekilde Çorlu için de güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar başladı. Bunun yanında Çorlu'daki tabakhanemiz Leather Working Group tarafından altın sertifikayla derecelendirildi. Bu noktada hani gelirlerin üretim aşamasının ve ürünlerimizin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen süreçlerden geçtiğini ve zarar vermeyen ürünler olduğunu sertifikalayan bir kurum Leather Working Group. Yani dediğim gibi bu konular önümüzdeki dönemlerde önemli, daha da önem kazanacak konular. Sürdürülebilirlik özellikle dediğiniz gibi çok çok değerli. Bu konuyla alakalı
Çok hızlı bir gelişme görüyorum. Her ne kadar ülkeler seviyesinde çok ilerleme olmasa da markalar seviyesinde çok çok hızlama var. Peki DESA değeri olarak önümüzdeki dönemden beklentiniz ne? Bu sene nasıl başladı, nasıl gidecek? Yani şimdi malum seçim var, anneler günü var, babalar günü oluyor, o oluyor. Bir sürü günler de bitmiyor. İşte Black Friday var. Yani bunlar sizin için çok değerli günler midir? Bazı markalar için mesela o Black Friday'ler çok değerli değil. Hatta hiç istemiyorlar bile. Bazı mesela geçen gün bir züccaciye markasıyla ismini vermiyor konuşurken dedi ki bizim dedi Mayıs ayı, Nisan ortası, Mayıs ortası dedi. Bizim Black Friday'miz de bu dönemde de. Herkes kendine göre bir dönem de yaratıyor. Sizin var mıdır böyle dönemleriniz? Hangi dönem sizin için değerlidir? Onu da sorayım. Şimdi Black Friday çıkmadan önceki dönem gibi bahsedeyim. Daha bir perakende zamanı. Sonuçta Mayıs aslında anneler günü olduğu için züccaciye için de önemli. Ve onlar evet o dönemde büyük indirimlere de giriyorlar. Bizim için de öyle. Yani anneler günü ve ilkbaharın başlangıcı yaza doğru geçiş diyebilirim aslında. Birazcık anneler günü bahanesiyle insanların dükkanlara farklı bir bakış açısıyla girdiği ve bir anneye hediye bakarken kendine de yaz koleksiyonu gelmiş diye bakıp aslında alışverişe dönen Doğru. bir değil iki ürünle alışverişin tamamlandığı dönemler oluyor. Bizim hani Black Friday'imiz de demeyeyim hatta hani yılbaşı öncesi dönem eskiden diyebilirim gibi hala Mayıs güçlü. Mayıs. Niye eskiden diyorum yılbaşı öncesi dönem içinde? Black Friday o alışverişleri erkene çekti. Yani o yılbaşı ve bizim de yani dönem dönem enerjimin kalmadığını görüyorum aralığa. O Black Friday'ye hazırlık, o dönemi böyle o kadar yoğun yaşıyorsunuz ki yani siparişin gelmesi ayrı bir şey. Onların müşteriye iletilmesi, tedariği her ne kadar hazırlıklı olursanız olun normal zamanın çok daha kat kat üstünde bir operasyon süreci yaşıyorsunuz. Sonra müşterinin de çok yılbaşı alışverişi eskisi kadar şeyi olmuyor. Tabii ki oluyor. Ama hani o tek beklediğiniz yılbaşı dönemi olmuyor artık. Önce bir Black Friday geçiyor, sonra yılbaşı geliyor. Sevgililer günü, anneler günü, babalar günü, sonra back to school gibi dönem dönem devam ediyor ve bayram önceleri tabii ki. Evet, herkesin farklı dönemleri oluyor. Burçak Hanım, su gibi aktı. Tam bir Evet. şey. Böyle program başlarken nasıl geçer, ne olur, ne biter derken bugün gerçekten yine aktı gitti. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Biz Ben teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu. bu kadar yoğun tempoda zaman ayırdınız, geldiniz. Biz aslında bunu çok daha önceden yapacaktık ama araya deprem Evet, maalesef. girince maalesef o yüzden de o programı ertelemiştik. Bugün de müsait oldunuz. Bugün de sizi ağırlamaktan çok onurlandık, gurur duyduk. Biz size teşekkür mahiyetinde bir bağışta bulunduk sizin adınıza. Türk Eğitim Derneği'ne. Çok teşekkürler. Programdan sonra da ben size Türk Eğitim Derneği'nden sizin adınıza aldığım sertifikayı da e-maille göndereceğim. Türk Eğitim Derneği'ni bilmeyenler varsa sevgili dostlar, TED Ankara Koleji başta olmak üzere 100'e yakın okulun başında olan bir dernek. Maddi durumu iyi olmayan ama başarılı olan gençleri, kardeşlerimizi okutuyorlar okullarda, burs veriyorlar. Hep diyoruz ya işte ne olacak bu memleketin hali? Çok güzel olacak. Daha 100. yıla yeni girdik. Daha nice yüzyıllar göreceğiz inşallah. Bizim İnşallah. bizler değil ama bizim torunları görecek. Bu işler nasıl iyi oluyor? Eğitimle oluyor. Çocuklara değer vermekle oluyor. Eğitim bir gelecek gelirse ülkeler çok daha iyi yerlere giderler. Bu yüzden de bazen diyorsunuz ki yani ufak ufak bağışlarla ne olacak? Çok şey oluyor. Damlaya damlaya göl olur demiş atalarımız. Gerçekten de o vakıflar sizin aldığı 1 lirayı çarpı 4 yapıyor. O beceriye sahip. Onların işi o. O yüzden de lütfen Türk Eğitim Derneği olur, Koruncuk Vakfı olur, başka şeyler olur ama eğitimle alakalı ne olur böyle X 60-70 yaşına geldikten sonra o da çok değerli ama o yaşa gelmeden de yapabilirsiniz yatırım şeylerinizi, bağışlarınızı. Daha gençken, daha para kazanırken yani yapmak daha kolay oluyor çünkü aktif iş hayatında. O yüzden de bağışları geciktirmeyelim. Çocuklarımız çok çok değerli. Tekrardan Çok Burçak Hanım teşekkürler. sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle. Evet sevgili dostlar, şimdi bir kısa bir ara vereceğiz. Burçak Hanım'ı uğurlayacağız. Ama sizler sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan tekrardan beraberiz. Burçak Hanım'la görüşmek üzere. Sevgiler. İyi günler.
Evet sevgili dostlar, zaman su gibi akıp gitti. Çok güzel yorumlar geliyor arkadaki. Sevgili Kerem Bozokluoğlu, değerli zamanınız için teşekkür ederiz demiş. Keyifli dinledik demiş. Sağ olun. Bugün internetin azizliğine uğradık. İnternet biraz böyle 10 saniye gitti geldi. O anlamda sizlerden özür dilerim. Bazen istemeden bizim dışımızdaki etmenlerden sıkıntılar yaşanabiliyor. 40 yılın başında oldu ama bu da bugüne geldi. O da nazar olsun. Bir sürü mesajlar göndermişsiniz WhatsApp'tan. Çok çok teşekkürler. Efendim, öncelikle Burçak Hanım'a çok çok teşekkürler. Demin de bahsettiğim gibi yoğun bir tempoda kendisi katıldı. Bayram öncesi yani Şubat ayında kendisini arayacaktık ama biliyorsunuz deprem oldu, deprem yaşandı. O anlamda da bütün canlı yayınları askıya almıştık. Bu döneme kısmetmiş, bugün yapabildik. Kendisine sonsuz teşekkürler. İkinci teşekkür sevgili Mobildev ailesine, oradaki dostlarımıza, oradaki yönetici arkadaşlarımıza, onların sayesinde bir program yapıyoruz. Sezon başından beri, Eylül ayından beri yapıyoruz. Bu 8. ay olacak. 8 aydır her 2 haftada bir cuma günleri, bugün çarşamba oldu ama normalde cuma günleri bu programı yapıyoruz. Pazarlama Sohbetleri adlı programda pazarlama ile alakalı güncel konuları değerli uzmanlarla konuşuyoruz. Çok çok değerli. Bu arada bir kez daha hatırlatayım. Mobildev'in bir Cookie Management adlı ürünü var. Çerez kurallarına uygun olarak yönetmenizi sağlıyor. %20 indirim var. Bu aşağıdaki linke tıklarsanız ve Mobildev'in sayfasına gidiyor bu. Buradan da bilgi kayıt formunu doldurursanız %20'lik indirimi alacaksınız efendim. Ve son teşekkür her zaman olduğu gibi sizlere, burada olmanız, yorumlar yapmanız, sorular sormanız bizim için çok çok değerli. Sağ olun, var olun. Her zaman söylediğimiz gibi başımızın tacısınız. İyi ki de varsınız. Sevgiler, saygılar.